Müzik, insanın ruhunu besleyen ve hayal gücünü güçlendiren önemli bir motivasyon aracı. Tabii hepimizin farklı farklı müzik zevkleri var. Kimi kendisine enerji katan pop şarkılar dinlemeyi sever. Kimisi tam bir rapçidir. Hayata dair söyleyeceği çok söz vardır. Kimisi de kulağına hoş gelen her tarzı dinler. Kafasına göre takılır işte. Müzik dinlemek iyi güzel de ders çalışırken dinlemek motive mi eder yoksa dikkat mi dağıtır? Mesela arkadaşımıza soralım. Sence ders çalışırken müzik dinlemek mi yoksa sessiz ortam mı? Beni duyuyor musun? Oho, umurunda bile değil. Intro girelim lütfen. Son yıllarda müzik dinlemenin ders çalışmaya verimliliği konusunda araştırmalar yapılsa da net bir sonuca varılamamış durumda. Fakat uzmanlar bir konuda hemfikir. Ders çalışırken yeni bir konuya başlıyorsanız ya da ezberlemeniz gereken önemli notlar varsa bunu sessiz ortamda yapmanız daha faydalı. Çünkü sessiz ortam odaklanmayı yükseltiyor ve öğrendiklerinizin hafızanızda kalmasını sağlıyor. Fakat asla müzik dinlenmez diye de bir kaide yok. Özellikle bir ödev yapıyorsanız ya da uzun süreli test çözüyorsanız açacağınız sakin ve sözsüz bir müzik hem modunuzu yükseltir hem de ders çalışma veriminizi arttırır. Ama hocam ders çalışırken müzik dinlenmez ki. Niyeymiş o? Çünkü ders çalışırken müziğe odaklanamayız. Bak bak şakalara bak. Neyse özellikle ders çalıştığınız ortamda sizi rahatsız eden insan sesleri ya da gürültüler varsa, örneğin üst kat komşunuz matkapla beyninizi deliyorsa, kulaklığınızı takıp sakin ve düz bir parça açmak derse daha iyi odaklanmanızı sağlar. Özellikle molalarınızda dinleyebileceğiniz enerjik şarkılar sizin ders çalışma isteğinizi de arttırabilir. Evet, bugün hangi durumlarda müzikle, hangi durumlarda sessiz ortamda çalışmalıyız? Buna değindik. Peki siz ders çalışmayı nasıl seviyorsunuz? Müzikli mi, müziksiz mi? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Tabii like atarsanız da çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.